Hepinize koskocaman merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Eroğlu. Evet arkadaşlar, 17 önümüzdeki ayın 17'sinde, yani Kasım ayının 17'sinde yeni sonuçlar açılıyor. Yani ben bir anlık kayıt yaptırdım. Lakin arkadaşlar güncel olaraktan kararım ne yazık ki Entity Game'in yeni sunucularında dahil, eski sunucularda dahil, yeni sunucularda dahil. Ne yazık ki buna başlamayacağım arkadaşlar. Yani pus sindirimi dedik. Adamlar gündemi değiştirmek için yeni sunucu açıyor. O hani oyunun problemlerinden bahsettik. Hiç dinlenmedi. Bundan ötürü de arkadaşlar yapacağımız şey bellidir. Yeni sunuculara başlamamaktır. Bizler bu şeyde de arkadaşlar hani oyuncusunu eline tutmak için yırtınan bir Rise Online yönetimi varken oyuncusunun en küçük bir şeyini tınlamayıp Rise Online sayesinde tınlayan bir yönetimi ne yazık ki biz de tınlamıyoruz arkadaşlar bu saatten sonra. Dediğimiz gibi herkes hakkında hayırlısı olsun diyelim. Biz Rise Online'a devam ediyoruz. Nasılsa bu yeni sunucu muhabbetine bir tık item fiyatları düşebilir Rise Online'da. Bizler de bunu fırsata çevireceğiz ve çarımızı dizeceğiz arkadaşlar. Evet, GB'ye düşmeye başladı hafiften. Kısaca her şey bizlere hizmet ediyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben sizlere. GB'nin düşmesi, item fiyatlarının düşmesi Rise Online'da arkadaşlar bu bizim menfaatimiz olan bir şey. Bu bizim fırsat kaynağımız diyebilirim. Bu arada takvim şey diyor. Crystal Fortress etkinliği başlayacakmış. Onun bildirimi yapıyor. Velhasıl kelam arkadaşlar, dediğim gibi ne yazık ki Entity'nin veya işte Mgame'in bu projesinde yer almayacağız arkadaşlar. Zaten dediğimiz gibi birçok slot sahiplenildi. Bir zaten hani mafyala, hani slot mafyası dediğimiz kitlelere, büyük klanlara herhangi bir yaptırım uygulamıyor kendileri. Zaten isteseler de yapamazlar çünkü oyuncuların kendi arasında yaptığı bir ittifak bu. Onlara karışamazlar büyük ihtimal. Ama yaptıkları nerf olsun, oyunda yaptıkları hamleler olsun, hep onların eline bal süreceği hani şekilde yapıldı. Droplar azaltıldı. Amenna. Ama bakıyoruz, droplar azaltıldı ama Felon'un drop'u hani nerflenmedi. Hala büyük klanlar gidiyor abi, alıyor şeyine, neydi onun ismi, felosunu alıyor, kutusunu, keyfine bakıyor. Solo oyuncuya nazaran evet, Rise Online'da solo oyuncuya karşı bir hani şunu yapalım diye bir şey şu anlık sezilmedi ama adamlar gene bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar diyecektim, ay ölüyorum ölüyorum. Lan oğlum yavaş vurun lan. Neyse. Bu arada arkadaşlar Lunar Scar dediğimiz Karus versiyona geçtik. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Bu çarımız da hafiften hafiften diziliyor. RT'de Switch Shooter'ımızı çektik. Takılarımızı Sweetness Set yapıyoruz. Bir beltimiz kaldı. Devam ediyoruz bakalım. Dediğimiz gibi Mgame'in bu yeni sunucu muhabbetine veya işte pus indirime gelmeden ne yazık ki hani Mgame veya Entity, onların hiçbir oyununu oynamayacağız. Oyuncular sömürme odaklı kullanıyorlar. Anlık güncellemelerle pus indirimini unutturmaya çalışıyorlar. Oyunculara ne yazık ki ben
Arkadaşlar hani bu zamana kadar YouTube camiasında tanındığım süre zarfında beni anlayan arkadaşlar farkındadır. Hani ben oyuncunun yanındayım. Oyuncunun ne dileği, ne isteği varsa ben onları şey yaparım arkadaşlar, yansıtırıp. Velhasıl kelam, dediğimiz gibi biz bu projelerde yer mer almayacağız. Hani bana hep şunu diyorlar. Mesela bir kere dedim ki hani Endgame ırkçılık yapıyor. Hani Türklerin ayakta tuttuğu bir oyunu Türklerin bütçesine göre ayarlamıyor. Ama velakin ayarlamazsan ne yapar? Türkler de bir oyun çıkartır. Türklerin bütçesine uygun bir şekilde ortaya koyar oyunu. Yani elin gavuru ciddiye almadı arkadaşlar bizi, ama velakin bizden olanları ciddiye aldı. Buradan Rov ekibine çok teşekkür ediyoruz böyle bir oyunla bizleri karşılaştırdığı için. Kısaca bu arkadaşlar NTT'nin, Endgame'in birazcık çöküşü gibi bir şey olabilir. Yani herkes Rise Online'a başlayabilir bu gidişle. Hiç yoksa abi, evet oyunun kusurları var ama oyuncusunu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır bir yönetim ile karşı karşıyayız. Yani oyuncuların ciddiye alan bir yönetimi ben sadece derim ki yani saygı duyar susarım, yani öyle söyleyeyim. Evet, oyunun sorunları var mı, açıkları var mı, o var mı, bu var mı, var. Ama velakin yani NTT'nin ciddiye almadığı kadar bizi ciddiye alıyorlar. Bu kadar basit. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Yani pus indirimi yapmayıp GB'yi yükseltmeleri. Ne bileyim yani ya arkadaşlar. Yani sizi ciddiye almıyorlar. Yayınlarda evet öyle 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 böyle saçma sapan muhabbetler dönüyor. Keşke sizlerin sözlerini ciddiye alsalardı diyelim. Buradan sözü ben bundan sonraki güncellemeler için Raw ekibine bırakıyorum arkadaşlar. Şu dungeon'ımızı da Allah'ın izniyle bitirelim. Şu dungeon'ımızı bitirelim. Hoppa. Yani çakma diye arkadaşlar hani dediniz Rise Online Usko'nun çakması, işte Knight'in çakması. Arkadaşlar çakma muhabbetine gelirsek kimin ne güzel, hani kimin ne kadar güzel çaktığı ortada. Bence bu konu üzerinde pek fazla durmayalım. Yani bu zamana kadar kusura bakmayın, çakılan bizlerdik yani. Ondan ötürü yapacak bir şey yok. Rise Online'a devam ediyoruz. Allah'ın izniyle. Şimdi boss'a geldik. Bunu kesmesi çok illet bir şey ya. Bir daha Hard Dungeon'dayım ben. Evet, zınk yapıyorum ve geldik boss'umuza. Allah Allah. Ha, burada işe yaramıyor. Neyse kankiler, Allah'a emanet olun. Kendinize cici bakın. Ben şu boss'u bir hacamat edeyim.
Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir kişi bitti diye oyun bitmiyor. Oynamaya devam ediliyor. Diyecektim ki bu, yalnız bu boss bizi söndürür abi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle bir Wolf kaldıralım. Zınk. Boss'umuzu keselim. Hadi. Aa, sakız sakız sakız. Hadi bakalım. Artık son rötuşlarımız. Sen artık ölmelisin. Ve baş. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Yani sizin fikirlerinizden neler? Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Geceniz güzel olsun.